90'lar deyince ilk akla gelen isimlerdensin. Şimdi o zamanki halini gördüğünde ne hissediyorsun? Ne kadar güzel bir şey imza attığımı düşünüyorum. E, çok güzel bir ekiple çalışma fırsatı buldum. İngiltere'de yapılmıştı albüm. E, o yaşa göre hani böyle imkanları bulmak herkese kısmet olmaz diye düşünüyorum. E, şanslıydım öyle düşünüyorum. Uzun zamandır ortalarda yoksun. Bu sürede neler yaptın? Aslında albüm çalışması olarak e, bir ara verdim. Onun haricinde İstanbul Gelişim Orkestrası'nın yıllarca solistliğini yaptım, aynı zamanda Enbe Orkestrası'nın. 2012 yılından itibaren de kendi orkestramda özel gecelerde, eventlerde sahne almaya başladım. O esnada pek çok albümde e, feat yapma imkanı da buldum. Onun haricinde 2014 yılında eşim Kemal Şimşekya ile beraber şarkılar yapmaya başladık. İlk şarkımız Ozan Doğulu projesinde olan Hoşuna mı Gidiyordu? Yaptığımız ilk işte büyük bir başarı elde etmek bizi aşırı mutlu etti. Amatörce başlayan çalışma şu anda profesyonel olarak devam ediyor. O nedenle çok mutluyum. Hukuk fakültesini kazanmışken ailenin de desteğiyle konservatuara girmiş. Müziğe ilgin nasıl başladı? E amiyane tabırla ben biraz inek bir öğrenciydim. Hukuk fakültesini kazandığımda e, babam benimle konuşmak istediğini söyledi. Hatta beni bir yemeğe çıkarttı. E müziğe karşı inanılmaz bir yeteneğim olduğunu, e, hayatımda kararları tabii ki Kendin verebilirsin dedi ama düşünmeni istiyorum dedi. Gerçekten hukuk mu okumak istiyorsun yoksa e, sevdiğin müziği e, en iyi şekilde yapabilmek için konservatuar eğitimi mi diye. E, her aile e, böyle düşüneceğini zannetmiyorum ama babam beni çok yönlendirdi. Bir hafta sonra kararımı verdim ve e, konservatuara girmek istediğimi söyledim. Böylece iti maceram başlamış oldu. Aslında çok şanslıyım o açıdan. İyi ki de konsertoğr okudum. Geçmişe dönüp baktığında Ayşe'nin hayatında pişmanlık duyduğu bir şey var mı? Ee, biraz çok çekingen bir insandım vakti zamanında. Şimdi öyle değilim. Daha girişimciyim. Daha kendimi anlatabiliyorum. Ee, çok hayır diyemeyen, aslında hiç hayır diyemeyen bir insandım. Ee, geçmişe dönüp de kendimle konuşabilseydim. Hayır demeyi öğrenmeni isterdim. Onun haricinde değiştirecek herhangi bir şeyim yok. Hayatımdan çok memnunum. Yaşadığım iyi şeylerde de kötü şeylerde de olsun. Ee, böyle. Şimdi 20'lerindeki o kıza dönsen ona ne öğütlerdin? Aferin sana derdim. İyi ki müziği seçmişsin derdim. Hayat yolunda ilerlerken aşırı duygusal olmasaydım keşke diye düşünüyorum. Ee, biraz daha e, duygusal değil de ee, daha böyle at gözlüklerimi açıp da e, geniş açıdan hayatı görmem gerektiğini düşünüyordum ee, Ama onu başardığıma inanıyorum Ama 20'li yaşlardaki Ayşen'i takdir ediyorum Ayşen'i üç kelimeyle anlatmanı istesek Dost canlısı, komik ve çalışkan 90'lara ve şu an günümüze baktığında müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? 90'larda tabii ki daha sıcak ilişkiler vardı. Çünkü şu anda biliyorsunuz ki herkesin kendi stüdyosu var. O zamanlar birkaç stüdyo vardı ve herkes çalışmalarını o stüdyolarda yapardı. Ve hepimiz birbirimizden haberdar olur, e, sohbetlere derdik işte e, hadi beraber vokale girelim derdik. Paylaşım çok fazlaydı. Şimdi tabii daha kişisele dönmeye başladı. E, ben tabii işin duygusal açısından olan kısmına bakıyorum. Bir de tabii ki değişim söz konusu olacaktır. O zaman analog dönemde şimdi sound anlamında söylüyorum. Şimdi dijital dönem e, çok çabuk tüketim oluyor. Ee, o zamanlar albüm çalışmasına girdiğinizde bir buçuk iki yıl gibi bir süre çalışmak durumunda kalıyordunuz. O dönemde bile insanlar klip çekmeseniz bile tüm şarkılarınızı biliyordu. Ama şimdi çok çabuk bir tüketim söz konusu. Senin en sevdiğin 90'lar şarkısı hangisi? Benim en sevdiğim 90'lar şarkısı o kadar çok ki şimdi herhangi bir şey yani söyleyemeyeceğim ama neredesin dermiş. <laughs> Kendi şarkımı söyleyeyim bari. Neredesin, uzaktan geldim, aman be hala ezberlerdi. O dönemki şarkılar hiç unutulmadı. 90'ların sırrı neydi? İnsanlar daha iç içe, yani şimdi de tabii öyledir de ama o dönemde daha farklıydı. Beraber çalışılan insanların arasındaki enerji, ekip olarak çalışmak diyebilirim. Bir albüm çalışmasında yer almıştım. İstanbul gelişimi maalesef çıkamadı. Atilla Özdemiroğlu ve Garo Mafya'nın e, Aysel Gürel'le beraber e, yaptıkları birkaç şarkıyı e, demolarını okuma fırsatım oldu. E, ağlama krizine girmiştim çünkü o dönemde gerçekten e, hangi duygularla yaptıklarını hissettim. E, o beni çok etkilemişti bu şekilde. Bugünkü müzik sektörünü nasıl yorumluyorsun? Çok güzel şeyler de yapılıyor yani 90'larda da olduğu gibi çok kötü şeyler de yapılıyor. Ben her tarzda dinliyorum. Herkesi takip ediyorum tabii ki işimiz dolayısıyla da. İnsanlar eleştiriyorlar işte akustikten çıktı diye. Bu süreçle alakalı bir şey. Sonuçta 2023'teyiz ve e, müzikler tabii ki daha dijital hale geldi. Belki hani o e, akustik e, çok sound olmadığı için eskiler e, başka bir gözde bakıyor ama ben yine de yeni çıkan şarkıları beğeniyorum. Artık yeni hit şarkılar da zor çıkıyor. Çok çabuk tüketim söz konusu. Fakat şu aralar bakarsanız atıyorum 5 yıl önceki yapılmış şarkılar da tekrar gündeme gelebiliyor. En azından biz onu yaşadık. Kemal'le... Ozan Doğulu projesinde Demet Akalın'la paylaştığımız kulüp şarkısı 5 yıl sonra tekrardan gündeme geldi. Zamana bırakmak lazım. Hani bizim şarkılarımız da aynı 90'lar ya da 80'lerdeki gibi 20 yıl 30 yıl sonra çalınırsa ne mutlu bize. Ama ben inanıyorum aralarından sıyrılacak olan şarkılar var. Senin şu an müzik dünyasından beğendiğin ve takip ettiğin kimler var? Tabii ki genç arkadaşlarımızı takip ediyorum. İçlerinde çok güzel sesli olanlar var. Çok güzel dans edenler var. Yani kişi olarak isim vermek istemiyorum ama gerçekten gelecek vadeden e, pek çok solist var. Son singledan sonra epey ara verdin. Var mı yeni bir sürpriz? E, evet, e, onun için de çok heyecanlıyım. Tam e, benim dinleyicilerimin beğendiği tarzda olacak. Bunun garantisini veriyorum. Ve ondan sonra da artık bu kadar ara vermeyip 2-3 ayda bir onların beğenisine yepyeni şarkılar sunacağım. Ayşen şimdi ne yapıyor? Hem söz yazarlarına devam ediyorum. Kemal besteleri yapıyor. Aynı zamanda özel geceler ve eventlerde sahne almaya devam ediyorum. İşin mutfağını da çok sevdiğim için stüdyo tarafında da çalışıyorum. Aslında müziğin her bölümünde halen daha devam ediyorum. İşimi seviyorum.